Her şey var. Hem de bol bol. Ve dengeli beslendiğin için tansiyon şekerde olmadığını bizzat Kesinlikle, gözlemlediğiniz için kesinlikle. Ve danışanlarınızdan. işte hani böyle beslendiğiniz zaman daha az kilo alarak hem de dediğim gibi kan şekerinin belli bir seviyede kalmasını sağlıyorsunuz. Çok böyle dalgalanmalara izin vermediğiniz için canınız da öyle gereksiz saatlerde abur cuburları, o şeker içeriği yüksek gıdaları istemeyecektir. Ne kadar çok şekerli gıda tüketirsek vücudun talebi de o kadar artacaktır. Dengesiz beslenme her alanda zaten kiloyu da getirirse hocam hastalıkları da davetiye Davetiye çıkarmış çıkarmış oluyoruz olacaktır. kesinlikle. Peki gebelikte kanamayı da atlamayalım hocam. Gebelikte kanama. Evet. Gebelikte her döneminde, gebeliğin her döneminde kanama sebebi farklı olabilir. İlk 3 ay içerisinde gebelikte kanama da bilinen bir hastalığı olmayan kişiler için söylüyorum bunu. Düşük riskinin en yüksek olduğu zamanlar gebeliğin ilk 3 aylık dönemi. Dolayısıyla burada herhangi bir kanamada öncelikle düşük riski değerlendirilmeli. Ultrason muayenesinden geçirilmeli. Gebe eğer bir risk görülüyorsa en önemli şey ilk 3 ay içerisinde ilişki yasağı, istirahat ve bazı ilaçlar. İlaç desteğinden de faydalanabiliyoruz. Düşük riski yoksa bu dönemde ne olabilir? Vajinal enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar da gebelik döneminin ilk aylarında kanama sebebi olabilir. Veya rutin kontrollerini yaptırmamış olabiliyorlar. Simir testi az önce söylemiştim. Rahim ağzındaki yaralar kanama sebebi olabilir. Rahim ağzında polipler kanama sebebi olabilir. Rahim iç duvarındaki polipler, miyomlar veya rahim yüzeyindeki miyomlar gebelikte kanama sebebi olabilirler. Yine bizim gebelikte en önem verdiğimiz kanama sebepleri plasenta previa, plasenta dekolmanı dediğimiz onlar daha büyük haftalarda karşımıza çıkan plasenta yerleşme anomalisi veya plasentanın erken ayrılması gibi ciddi kanamalara sebep olabilecek durumlar. Bunlar tabii ultrason muayeneleriyle tanıyabildiğimiz ve önlem alınması gereken ciddi durumlar. Peki soruya da cevap olması açısından bu durumda hem anne adayı hem kanama var ama normal gitse de gitmese de ruh sağlığında bir dengesizlik olabiliyor mu geçişte? Mutlaka çünkü şöyle çünkü hani gebelik ve kanama çok tezat bir durum. Hani kanama olmasını beklemiyor. Şimdi diyoruz ki mesela previa böyle kimi zaman azar azar ama kesilmeyen uzun süren kanamalara sebep olabiliyor. Çok ciddi abondan kanamalara sebep olabildiği gibi. Çok o kadar miktar artmasa da aylar süren, kişiyi çok yoran, korkutan kanamalara sebep olabiliyor. Bu da tabii ki düşün ki her gün bebeğimi mi kaybettim, bir şey mi oldu? Kaygıları artıyor. Kaygısıyla birlikte evet duygu durumunda ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. İşte orada bizim işimiz biraz da psikolojik destek de vermek tabii ki. Kesinlikle. Yani o anlamda da hani onun rahatlamasını sağlamak, tıbbi desteğin haricinde psikolojik destek. Kesinlikle. Hem biz hem ailesi. Ailesiyle birlikte. Yönetmenim diyor ki videoları çok beğenen izleyicilerimiz var. Yine video verelim ekrana. Doktorumuzun izni, anne adaylarının izniyle yine ekrana getirelim bir videoyu hem de gülümsemeye devam edelim. Tekrar bekleriz. Gelen soruları devamında süreyi iyi değerlendirelim diye ve bu gülümsemeyi ve ekranda buluşturduğumuz o güzel görüntüleri devamını sizlerle buluştururken gelen sorularda gebelikte aşı var, COVID-19'la ilgili çok pandemi sürecinde gebelik takip sürecinde aksama oldu diyenler var.
aşı yaptırsam mı yaptırmasam mı diye birçok soru vardı değil mi hocam? Çok vardı. Hani pandeminin tabii başlarında bundan bir 7-8 ay önce, ya başlarında demeyeyim de evet, bundan 7-8 ay öncesinde çok ciddi olarak aşı olalım mı, işte bebeğe zararı olur mu gibi sorularla çok karşılaşıyorduk. Ama artık insanlar biraz daha bu kaygıdan, korkudan uzaklaştılar evet, gibi görüyorum. Artık hani bizim telkinlerimize evet aşınızı olun mutlaka telkinlerimize kulak asıyorlar. Önceden çok fazla olmayan hastamız oluyordu, aşı olmayan, korkan. Ama diyoruz ki gebeliğin hangi ayda olduğundan bağımsız, eğer öncesinde aşılarınız olmadı iseniz aşınızı mutlaka olun. Çünkü artık çok yaygın COVID-19. Hani ilk başlarda, ama ilk başlardaki kadar korkutucu tabloları görmesek de evet, çok yaygın oranda yüksek pozitiflik var. Dolayısıyla da mutlaka aşılarını olsunlar. Mutlaka. COVID-19 aşılarını evet. Evet. Peki şimdi normal doğum en olması gereken doğum tercihlerinden diye siz hep değerli hocalarımız dile getiriyorsunuz, ama tabii hocam diyor ki yolculuğa çıkıyoruz, her şey normal ama anında her şey de değişebilir. Tabii sizden gelen sorularda, değerli hocamız da bir ikiz annesi olduğu için soralım. İkiz normal doğum olur mu? Süreci nasıl? Tekli bebeğe göre daha mı zor, meşakkatli mi diye soruyor.